Sen bana söylersin. Mehdi Bey. İsmi yazılıyor zaten. Şimdi ismiyle ilgili bir şey değil herhalde. İsmi yok. İsmiyle ilgili değil. Yani zaten bu ben ekranda gördüğünüz Mehdi Benatya değil mi ya? Ekranda gördüğünüz Mehdi Benatya. Bence bilebilecekler. Okuma yazma bilmeyenlerin üzerinde bir etki yaratıyor. Abi şöyle oynayacağız. Ekrana gelen fotoğrafları size Süper Lig'de hangi takımda oynuyor diye soracağım. Siz de bana bir takım söyleyeceksiniz. Trabzonspor. Formadan anlamaz mıyız? Trabzonspor dedi. Bu eski formalar, eski bir maçın. Trabzon mu spor? Değil mi? Mehdi Benatya. Trabzonspor mu sence? İkimize de mi soruyorsun? Evet evet lütfen ikiniz de cevap verebilirsiniz. Adana Demirspor. Al buyur. Evet. İki kez cevapladı bu arada. Sence? Mehdi Benatya. Yani yedek kalan bir futbolcu diye düşünüyorum. Bilemem. Süper Lig. Çünkü ben maçları izliyorum. Yani ama bunlar futbolcu. Aktif topçular. Bilemem yani. Yedek mi kalır az mı çıkar? Abi Mehdi Benatya Giresunspor'da mı? Çok değerli bir topçu bu arada. Ya mutlaka öyledir. Kusura bakmasın kardeşimiz. Mehdi Benatya. Bir şey söylemek zorunda olsunlar canım. Ve Giresunspor. Ha söylediler ben zaten. Trabzon. Söyledi mi? Söylediler. Hatta ikişer üçer takım söyledikken. O zaten 20 takım var, dördünü söyledi. Fatih Karagümrük ve stoper oynuyor. En çok da izlediğim maç. Gerçekten bir şey söyleyeyim. Gerçekten Fatih çok Karagümrük. İyi bir stoper. Ben hiç hatırlamıyorum. Demek ki Karagümrük. Peki ikinci futbolcumuzu verelim ekrana. Zeki Yıldırım. Vay be. Gerçekten vay be. Hangi takım? Sence? Bu çok önemliydi. İsmi çok önemli. Nasıl bildiniz? Hiçbir şey de belli olmuyor. Hiçbir şey de belli. Ne sıkacağız ya? Sence Süper Lig'de hangi takımda oynuyordur? Başakşehir. Göztepe. Maalesef Altay'ın kıymetli orta sahası Zeki Yıldırım. Ama bunu kesin bileceksiniz. Çok çok bilindik bir top futbolcu. Üçüncü sorudaki fotoğrafı getirelim. Mehmet Ali Yıldırım. Mehmet Ali Yıldırım. Milli takım forması da var üzerinde. Onu koyduk ki takımını oradan. Kasımpaşa ya kesin. Sence? Kasımpaşa. Birer hak daha veriyorum abi. Bilirsiniz ya. Allah Allah çok utanıyorum şu an biliyor musun? Nasıl bilemem? Hayır utanma konuş. Konuş benimle. Milli takımda da. Milli forma takım, milli takım. Ama hangi takım olduğunu siz söyleyeceksiniz. Abi. Başakşehir'de mi? Ama ha Başakşehir. Başakşehir mi? Sence ikinci tercih mi? Beşiktaş tabii ki. Maalesef o bizim ekibimizden sosyal medyacımız. Ah, burada mı şu an? Sevgili Mehmet. Sen misin? O yukarıda. Yani hissediyorum. Yani hepsini bilip bunu bilemeselerdi kabul edecektim. Hani evet. Şey yapıyor ya. Abi bu sizin sosyal medyacınız. Konuşalım. Bu sizin sosyal medyacınız. Evet o bizim sosyal medyacımız. Ekibimizden çok yakışıklı. Çok bir de futbolcu var. Şöyle seçtik İlker. Dedim ki lütfen futbolcu tipi olsun. Mesela Ümit olmadı. Tolga var. O da ekibimizden. O olmadı. Saçları sıfır. Abi, bıyıklı falan topçu tipi yok. Futbolcu tipi değil mi abi? Bayağı futbolcu tipi var değil mi? Evet abi. Bizim ekibimiz yani Beyin Sports'un içinde çalışan herkes gayet fit ve futbolcu. Tabii abi herkes maşallah ya civa gibisin. Mental olarak yaşıyoruz maç onu. Maç falan mı yapıyorsunuz? Devam edelim abi. Dördüncüyü verelim. Bu senin dayın. Bilecek. Bu senin dayın. Bu senin dayın. Oralara sığınıp kaçamazsın İlker. Bence çok net bir fotoğraf. Gölgeler size bir şey veriyor olmalı. Zaten yani tipten anlamayız. Popov. Sence ya 18 takım var. Zaten 5 tane takım söylediniz. 20 takım var özür dilerim düzeltiyorum. 20 takım. Popov olabilir ya. Yok Popov da takımını istiyor. O kadar da Popov. Göztepe ya. Yok hocam Göztepe değil de. Tam bir Göztepe. Çok güzel. Takım yok olur. Göztepe değildir. Mesela değildir. Nereden o analizi yaptı soru soracağım. Göztepe analizini yapmasına bakarsın. Zaman kazanıyorsun böyle. Fanila var. Atlet var. Kasımpaşa. Gerçekten çok yaklaştın ama maalesef Hatayspor'un sağ beki. Bayağı yaklaşmışsın. Neresine evet. Yaklaşmışsın? Ya en motive olsun diye söylüyorum. 800 kilometre var daha.